Tıbbihane-i Amire adlı tıp okulunun açılması aslında ülkemizde biz hekimlerin her yıl kutladığımız tıp bayramının 14 Mart tarihinde neden kutlandığını bize anlatıyor. Temel neden bu, yani modern tıp eğitiminin başlangıcı. O tarihte başlayan tıp eğitimi günümüze kadar hiç ara vermeden devamlı ve kendini yineleyerek gelmiş, geliştirerek bugünkü tıp eğitimini aslında bize yaşatır hale gelmiştir. Günümüzde ülkemizde çok sayıda tıp fakültesi vardır ve bunların içinde akredite olan tıp fakültelerinin sayısı oldukça azdır. Ben aslında akredite bir tıp fakültesinin öğretim üyesi olmaktan mutluluk duyduğumu Sayın Dekanımızın önünde bir kez daha buradan sizlere iletmek isterim. Bu güzel, önemli bir ayrıcalık. Ama 14 Mart'ın dışında neden 14 Mart'ın tıp bayramı olarak kutlandığını konuşacak olursak, bu da başka bir aslında hikayeye dayanıyor. Bunu da biliyorsunuzdur, tekrar olacak ama şöyle ki, tıp eğitimi 1912 yılından itibaren Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş Osmanlı topraklarından Türkiye Cumhuriyeti oluşana kadar aslında kendini savaşların içinde bulmuş. Hem tıp eğitimi, hem bu savaş durumundan etkilenmiş, hem de tıp hocaları ve öğrencileri kendilerini bir yandan tıp eğitimi alırken, öte yandan da tıbbi mücadele, sadece tıbbi mücadele değil, vatan mücadelesinin içinde bulmuşlardır. Ardından 1919 ve 1921 yıllarında büyük törenlerle tıp bayramı kutlanmaya başlamıştır. Bunun getirdiği nokta aslında şu: tıbbi yenilerin özgürlük için verdiği mücadele, bu mücadele tarihte yerini almış. Ve şöyle denir, tarihteki bu alanda, tıbbi deontoloji alanında çalışan bilim insanlarının makalelerini okuduğumuzda şöyle diyor: 14 Mart 1919'da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp öğrencileri Haydarpaşa'da toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna dönemin hekimleri de katılır. Böylece 14 Mart 1919, özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk tıp bayramı olur. Ve bizler de o tarihten itibaren hem modern tıp hem de tıbbi ilimlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini kutluyoruz aslında.